Marketler zaten el yakıyor. Her şey el yakıyor. Artık yani o kadar geçim zorlandı ki. Ya ucuzlarsa zaten her şey çok güzel olur. Vallahi bu yağ fiyatı değil, her şey yani iki katına çıktı. Ya düşünecek, çok yüksek. Artan yağ fiyatlarına karşılık PTT ayçiçek yağı satmaya başlayacak. Siz yağ fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Her ürün başına almış gitmiş. Yani hele hele bizim gibi emeklerin durumları çok zor. Onun için alternatif yağ olursa, ucuz yağ olursa vatandaş geçimi için mecburen ucuz yağ yemeyi tercih eder. PTT mi satacakmış? 4 tane maskeyi dağıtamadılar PTT. Yağ mı satacakmış? Ticarete mi başlamış? Bu kadar. Bakalı buluyoruz. Çok bakalı. Geçen sene 40 liraya aldığımız yağ bu sene 60-70 lira, 80 lira. Bakalı buluyoruz. Herkes kafasına göre zamını koyuyor. Eskiden televizyon söylerdi, radyo söylerdi. Şimdi herkes kendi söylüyor, kendi yapıyor, kendi söylüyor. İyi bir şey. Bizim açımızdan da güzel bir şey. Fakirler için. Yani inşallah hayırlısı bakayım. Aynen. Ne kadara mesela satacak? Öbürü 70'den aşağı yok. Çok yüksek. Millet zaten vatandaş alamayacak durumda. İş yok, güç yok. Memleketin durumu çok kötü. Yani bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama normalde her şey var. Yağların fiyatları en kötü yağın 60-70 lira. Markasızlar. Yani millet ne yapsın onu almak zorunda kalıyor. O da sağlıklı mı sağlıksız mı tam bilinli değil. Bilmiyorum yani memleketin durumu kötü. PTT mi satacak yağ? PTT satarsa daha uygun olur. Marketler arasında fark var. Üreticiler de bunu işte imalatın kısıtlı olduğundan dolayı fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar. Bence iyi olur yani. Valla ben iyi bulmuyorum. Çünkü çok şey yüksek. Birçok şeyde inse daha iyi olur. Bir düşündüğüm yok. Ebeye getiriyor bizde yok. Hiç haberimiz yok. Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten fiyatlar geçen yıla göre çok arttı. Biz geçen yıl 35-36 liradan alıyorduk. Şu anda 70'lere 75'lere kadar çıktı. Bu durumda tabii ki zorluyor yani ister istemez ekonomimizi. Bir an evvel düşmesi lazım. PTT'de satmaya başladı fakat nasıl alınacak? Şimdi dün haberlerde okudum yine. Buna benzer başka bir firma yine PTT'den daha ucuza satacağını söylemiş. Ve bununla ilgili PTT'de dava açacağını söylemiş. Yani ne denebilir ki? Olabildiğince PTT düşürüyor, diğer firma düşürüyor, diğer firma çıkarıyor. Eğer böyle giderse daha da bence düşeceğini artacak gibi. Pahalı. Ya Türkiye'de şu anda yönetimle ilgili bence sorun var. Gıda sektörü yani almış başını gidiyor. Saçma sapan fiyatlar koyuyor isteyen istediği gibi. Fırsatçılık yapıyorlar. Allah'tan korkuları yok bence. Ne diyeyim başka? Teşekkür ederim. Her şeyin üretimi bizim ülkemizde var. Toprağımızda her şey çıkıyor ama maalesef bir yağ bugün 30 lira olması gereken 80-85 lira aldı değil mi anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Günah. Yapmamaları gerekiyor. Hadi biz alıyoruz alamayanları düşünmek lazım bir de. Ya düşünecek çok yüksek. Aldı başına gitti her şeyi. Yağ fiyatları çok aşırı bir yükselme oldu. Ama bunun tam olarak sebebini de açıklayan olmadı. Neden bu kadar hangi olarak yükseldi? Dün bir açıklama yaptılar ham maddesinin dolar endeksli olduğuna dair. Buna bağlıyorlar ama ben yine de üretici ile tüketici arasındaki komisyoncular mı diyeyim? Biraz da onlara bağlıyorum yani benim şeyim bu. Şey olarak fiyatların artışı olarak ama çok fahiş bir artış var yani. Her 10 günde 10 milyon zam geliyor. 10 lira her 10 günde bir. Yani bunlar bir kontrol mekanizması yok mu yani? Yani bunlar gelişi güzel. Normalde ben çiftçiyim mesela. Bunu, diyelim tarladaki bir patates 10 kuruşsa esnafa gelince bu 60 kuruş oluyor. Yani yağ fiyatları da öyle. Geçen aldım 60 liraya aldım 15 gün sonra 70 lira oldu. Bu böyle gidecek 80-90 yani bunu bir kontrol mekanizması yok mu? Bunlar gelişi güzel mi? Bunun bir cezası yaptırımı hiçbir şey yok mu? Bunları sesimizi iletirseniz bu mercilere çok seviniriz.
Bu hep kötüye gidiyor. Günden güne market bir yağda değil. Markette her şeyde. Aklına ne gelirse. Memura %3+4 zam veriyorlar. Buradan da yüklüyorlar bu yanlardan. Buna bak enflasyon yani kontrol mekanizması olmasını istiyoruz biz. Denetlensin, gerekirse ceza verilsin. Valla bu yağ fiyatı değil, her şey yani iki katına çıktı. Enflasyon düşük diyorlar. Hiç de düşük değil. Yani herkes cebine bakar, doğru mu? 50 lirayla alışveriş yaptım. Şu anda 150 lira benim. Yani o yüzden sadece yağ olarak bakılmaması gerek yani. Sebze, meyve, gıda, bütün gıdaya, her şeye bakması gerek. Valla PTT de aynı şeyi yapacak. Biliyorum ilk başta önce ucuz olarak gösterecek millete, halka. Ondan sonra onlar da aynı zam üzerinden gitmeye başlayacak. Ha, çok bir artışı olmayacak onun ama marketler zaten el yakıyor. Her şey el yakıyor. Artık yani o kadar geçim zorlandı ki. Halka o kadar zora sokuldu ki bilmiyorum. Yağ alamaz olduk. Yağ alamazsak ne yiyeceğiz? Yemek mi yapamayacağız? En önemli mutfakta yağ odur. Yağ. Yağ olmadıktan sonra ne yapabiliriz? Söyleyin. Bu zamlar nereye kadar gidecek? Bu faizler nereye kadar? PTT böyle bir şey niye daha önce yapmadı o zaman? PTT niye daha önce böyle bir kalkışım yapmadı da her şey fırlayınca niye önüne geçilmiyor? Madem serbest piyasa diyorlar, niye önüne geçilmiyor serbest piyasanın? Her şeyin önüne geçiliyor da neden bunun önüne geçilmiyor? Bu halk ne yapacak? Yasak diyorlar. Yasak her yerde tıklım tıklım ama bize yasak. Buyurun hafta içi her yer. Hafta sonu yasak. Marketler el yakıyor. Hiçbir şey alamayacak duruma geldik. Ben evime yağ alamadıktan sonra ne anlamı kalır? Ben yemeğimi yapamadıktan sonra, ben ihtiyacımı göremedikten sonra. Yağ fiyatları çok yüksek zaten. Şu anda 35-40 lira aldığımızda 80-82 lira olmuş yani. Aşırı yüksek. Devlet de bilmiyorum yani, televizyon açıklamaları yapıyor ama ne derece doğru? Adamlar işte toptancısı mı alıyor, perakendecisi mi alıyor? Yani birileri stokçular herhalde büyük ihtimalle. Ya ucuzlarsa zaten her şey çok güzel olur.